Normal, sıradan bir insanın sayfalarca yazsa anlatamayacağı şeyleri tek bir cümleyle anlatabilen adamdır şair. O da memleket sevdası, bu kadar basit sözcüklerle bu kadar mı güzel anlatılır dedirten bir şairdir. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Çok sade, belki çok basit ama muazzam dizelerin sahibi Nazım Hikmet'i tanıyacağız şimdi. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gülüm, gözlerinin yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Türk şiirinin en büyük şairlerinden Nazım Hikmet, eserleri kadar fikir dünyasıyla da Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olmuştur. Nazım'ın dillerden düşmeyen en güzel dizeleri birçok kez bestelenmiştir. Peki, siyasi, edebi ve sosyal kişiliğiyle fırtınalı yaşam öyküsüne sahip olan Nazım Hikmet kimdir? İşte Nazım Hikmet Ran hakkında her şey. Sen benim sarhoşluğumsun. Ne ayıldım, ne ayılabilirim, ne ayılmak isterim. Başım ağrır, dizlerim parçalanmış, üstüm başım çamur içinde. Yanıp sönen ışığına düşe kalka giderim. 15 Ocak 1902 yılında Selanik'te dünyaya gelen Nazım Hikmet, Türk edebiyatının mavi gözlü devi ya da bir başka deyişle güzel yüzlü şairidir. Çağdaş Türk şiirinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biridir. Memleket şairi olarak da bilinir. Eğitimini Galatasaray Sultanesi'nde ve Heybeliada Bahriye Mektebi'nde tamamladı. Eğitiminin ardından Kurtuluş Savaşı için Anadolu'ya gitti. Ancak aşırıya kaçan halleri tespit edildiği için Bahriye'den ayrılmak zorunda kaldı. Kısa bir süre Bolu'dan öğretmenlik yaptıktan sonra Rusya'ya giderek siyasal bilimler ve iktisat okudu. Üniversite eğitiminin ardından yurda döndü. Edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Aydınlık dergisinde şiirleri yayınlanmaya başladı. Fakat dergide yayınlanan şiirleri Nazım'ın başını çok ağrıttı. Şiirleri nedeniyle çok sayıda dava açıldı. 15 yıl hapsi istendi. Bu yüzden Moskova'ya geri döndü. 1928'de çıkan afla Türkiye'ye dönüş yapan Nazım Hikmet, bu kez Resimli Ay dergisinde çıkmaya başladı. Bu dergi Nazım'ın tanınmasında büyük rol oynadı. Ancak şiirleri nedeniyle davalar peşini bırakmıyordu. Memlekete dönüşünden 10 yıl sonra 1938'de 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kez Nazım Hikmet cezaevinin yolunu tuttu. Çankırı, Bursa ve İstanbul cezaevlerinde tam 12 yıl hapis yattı. 1950'de çıkarılan afla serbest kaldı. Moskova'ya geri döndü. Yaşananların ardından Nazım, Türkiye vatandaşlığından çıkarıldı. Gözleri siyah kadın, o kadar güzelsin ki. Çok sevdiğim başına yemin ediyorum ben, koyu bir çiçek gibi gözlerin kapanırken, bir dakika göğsünün üstünde olsa yerim, ömrümü bir yudumda ellerinden içerim. Gözleri siyah kadın, o kadar güzelsin ki. Hapse girdiğinde büyük aşkı Piraye ile evliydi. Yıllarca kaldığı hapiste karısı tarafından hiç ziyaret edilmedi. Dünya kadar mektup yazdı Nazım Piraye'ye. Yayınlandı da o mektuplar. Bir defa seni seviyorum demedin diyor Nazım mektuplarından birinde. Hapisteyken bitiyor ilişkileri. Hayatından pek çok kadın geçmiş Nazım'ın, pek çok kadınla birlikte olmuş. Ancak kimse bir Piraye olamamış onun gönlünde. Öyle ki bir mektubunda Piraye'ye, sen benim en yakın insanımsın diyor Nazım. Üstelik bu öyle sıradan bir mektup da değil, bir terk edişin mektubu. Nazım Hikmet yaşam boyunca birçok kez aşık oldu.
Nazım Hikmet'in en güzel aşk şiirlerini yazdığı, en uzun süre evli kaldığı kadın, kız kardeşinin arkadaşı olan Piraye'ydi. Nazım'la genç kadın, eşinden henüz boşandığı sırada tanıştılar. Nazım, Piraye'yi çok sevdi. Ancak evlilik yaşamlarının 12 yılı boyunca Nazım cezaevindeydi. Nazım'ın 1933'ten 1950'ye kadar 17 yıl boyunca kendisine yazdığı mektupları Piraye bir tahta bavulda sakladı. İşte o mektup ve şiirlerden birini o sandıktan çıkarıp tekrar yerine koymak üzere ödünç istiyorum Piraye Hanım'dan. Sevgilim, başlar önde, gözler alabildiğin açık. Yanan şehirlerin kızıltısı, çiğnenen ekinler ve bitmez tükenmez ayak sesleri gidiliyor ve insanlar katlediliyor. Ağaçlardan ve danalardan daha rahat, daha kolay, daha çok. Sevgilim, bu ayak sesleri bu katliamda. Hürriyetimi, ekmeğimi ve seni kaybettiğim oldu. Fakat açlığın, karanlığın ve çığlıkların içinden güneşli elleriyle kapımızı çalacak olan gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman. Dalları dünyanın sayısız yerine uzanan, yapraklarının rüzgardaki hışırtısıyla içinizde fırtınalar koparacak koskoca bir çınardır. Ben, Selvia'da kökler severim diyenlerin yine de onun gölgesinde oturup günlerini güzel kılacakları yere sürekli taşladığı bir çınardır Nazım. Bu koca çınarın cezaevinde olmasından Atatürk'ün ne kadar rahatsızlık duyduğunu biliyor musunuz? Peki, onun Kurtuluş Destanı şiirlerini okuyarak ağladığını biliyor musunuz? Hiçbir şair Atatürk'ü bu kadar inançla, sevgiyle anlatmamıştır. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan şiirler hep dinle sınırlı kalmıştır. Mustafa Kemal'in bu zaferdeki rolü neredeyse hiçe sayılmıştır. Ama o, Mustafa Kemal'in değerini anlamış ve şiirlerinde ona hak ettiği yeri vermiştir. Çünkü bir konuda birlik vardı. O da emperyalizme karşı vatanı savunmak ve Nazım'ın Kocatepe'deki Atatürk için yazdığı şiir herkesin tüylerini diken diken etmeye yeter. Dağlarda tek, tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. İnsana, bir insan nasıl böyle bir ömre değil, 1000 ömre bile sığmayacak kadar duygu yoğunluğuna ve aynı zamanda da o duygu selini böyle net, candan, dillere destan bir güzellikte ifade edebilecek anlatım gücüne sahip olabilir diye sordurtan şairdir Nazım. Henüz onu tanımadığım zamanlardı. Bir gün sokakta yürürken bir dükkanın vitrininde asılı şöyle bir yazı gördüm. Bir vapur geçer Varna önünden. Oy Karadeniz'in gümüş telleri. Bir vapur geçer boğaza doğru. Nazım usulcacık okşar vapuru. Yanar elleri. Nasıl olur dedim kendi kendime. Nasıl böyle anlatabilmiş memleket hasretini. Durdum. O yazıya baktım uzun süre. O zamana kadar birçok şarkı sözüyle kendimden geçmişliğim vardı. Fakat bu çok farklı bir histi. Ben oradaydım. Boğaza ve vapurlara 100 metre mesafede. O ise binlerce kilometre uzağa gitmiş, bir daha dönememişti. Ve tek yapabildiği bu dizeleri yazabilmek olmuştu. Bilindiği gibi Nazım ülkesinden sürgün edilmiş ve hapis yatmak zorunda kalmıştır. Hapiste yatacak olana Bazı Öğütler şiiri de işte bu yaşanmışlıklar sonucu ortaya çıkan bir şiirdir. Çetin Tekin de orada bu şiiri rol aldığı bir dizide olağanüstü güzellikte seslendirmiştir.
Dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye, yatarsan 10 yıl, 15 yıl daha da yatacağından başka, sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık, boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. İçeride bir tarafınla yapayalnız kalabilirsin kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına, sen ürpermelisin içeride, dışarıda 40 günlük yerde yaprak kıpırdasa. İçeride mektup beklemek, yanık türküler söylemek, bir de gözünü tavana dikip sabahlamak tatlıdır ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak, unut yaşını. Koru kendini bitten, bir de bahar akşamlarından. Bir de ekmeği son lokmasına kadar yemeyi, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman. Bir de kim bilir, sevdiğin kadın seni sevmez olur. Ufak iş deme, yemyeşil bir dal kırılmış gibi gelir içerideki adama. İçeride gülü bahçeyi düşünmek fena, dağları deryaları düşünmek iyi. Durup dinlenmeden okumayı yazmayı, bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana. Bir de ayna dökmeyi. Yani içeride 10 yıl, 15 yıl daha da fazlası hatta geçirilmez değil, geçirilir. Kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. 12 tane sözcük var burada. Hayatımız boyunca kim bilir kaç 12 sözcüğü bir araya getiriyoruz. Ve kendisine şair diyen birçok insan da 12 sözcüğü bir araya getirebilir. Ama dünya tarihi boyunca hem bu kadar içten, hem bu kadar ahenkli, hem bu kadar estetik, hem de bu kadar anlamlı ve sadece 12 sözcükten oluşan bir fısıltıyı, bir sesi ya da bir haykırışı dillendirebilen bir insan daha var mıdır bilmiyorum. Ne zaman derse desin, Nazım, yaşlı dünyamızın gördüğü en büyük şairdir. Ve bizim toprağın insanıdır, Anadolu'nun insanıdır. Biz ona sahip çıkamadık. Onun sadece ve sadece seslerle bize sahip çıktığı kadar. Hala onu küçümsemeye devam ediyoruz. Kapitalist, toplumsal, artık ne derseniz deyin, değer yargılarını bir kenara atın. Sadece seslerin büyüsüne kendinizi bırakarak, en çocuk halinizle bir kez daha kendinize sesle okuyun Nazım'ın hikayelerini. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın, hem de o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yazdığı ölümsüz dizeler, verdiği büyük mücadeleler ve yaşadığı büyük aşklarla tanıyoruz Nazım Hikmet'i. Şüphesiz yüreğimize dokunan şiirlerinde yaşadığı aşkların etkisi büyük. Bu aşklardan sonuncusu ve ancak ölümün bitirebildiği aşkı Vera'ya yazdığı dizeleri bize büyük bir miras olarak bıraktı. Birçok zorluğun ardından Nazım Hikmet ve Vera 18 Kasım 1960'ta evlendiler. Birbirlerine büyük bir tutkuyla bağlıydılar. Beraber birçok ülkeyi ve şehri geziyor, çeşitli toplantılara ve konferanslara katılıyorlardı. Nazım, hayatı boyunca yaşadığı zorlukların sonunda Vera ile ikinci baharını yaşıyordu. En güzel şiirlerini onun için yazdı. 1963 yılında birlikte şehirden uzak bir yere gittiler. Nazım'ın aklı hep ölümdeydi. 3 Haziran günü kapıdaki gazeteleri alırken birden yığılıp kaldı Nazım. Kalp krizi geçiriyordu. Hastaneye gittiklerinde çoktan hayata gözlerini yummuştu.
Vera, Nazım'ın kimliğini almak için cüzdanını açtığında kendi fotoğraflarını ve fotoğrafın arkasında şu dizeleri gördü. Gelsene dedi bana, kalsana dedi. Gülsene dedi bana, ölsene dedi bana. Geldim, kaldım, güldüm, öldüm. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Mavi Gözlü Dev'in vefatı üzerine Sovyet Yazarlar Birliği salonunda yapılan törene yerli yabancı yüzlerce sanatçı katılmış ve tören siyah beyaz olarak kaydedilmiştir. Moskova'da ünlü Novodeviçye mezarlığına gömülmüştür. Mezar taşı siyah granitten olup meşhur şiirlerinden biri olan Rüzgara Karşı Yürüyen Adam figürü taş üzerinde ebedileştirilmiştir. Ünlü şairin temsili mezarı ise Eskişehir Seyit Gazi ilçesine bağlı Doğançayır beldesindedir. Düşündü birdenbire kayalardaki adam. Kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel geçerdi. Gediz'in sularını başı dönerek. 4 duvar ömrünü tüketmiş ama umudunu tüketememiştir. Hayata inanmak lazım diyen bu büyük adam hep ufak mutluluklar için yaşamış. Hatta demiş ki, küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki istemesin kimse benden onu. İşte Nazım bu kadardır. Vatandır, umuttur, aşktır. Bir insan başka ne olabilir ki zaten? Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. Sen memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil haleler. Sen büyük, güzel ve muzaffer ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin. Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa. Öyle